İyi akşamlar arkadaşlar. E, Smart'a bakıyoruz. Daha önce ben buna bakmışım. Tablo benim karşıma hazır çıktı. Dolayısıyla görünen yeni bir şey e, tabloda e, yok diyeceğim ama seviyeler açısından yok. Yoksa e, bir değişim elbette ki var. Yani şimdi ben buna baktığım zaman böyle hisseleri, bunları artık böyle gözünden tanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu eee Lot yok burada. Bariz yani Matrix'e dönüp e, bunun hacimlerine bakmayacağım. E, ama zaten gözle görülüyor ki burada lot yok. Lot olsa bu hareketleri yapamaz. Yani mesela işte bir volatil bir gün. E, yüksek 10.88 Düşük 9.87. 1 lira. 1 lira aradaki fark yani. Muazzam. Hani Mesela şöyle bu tabloda artık bu, bu mum artık ortalamanın altında gibi duruyor. Bakalım. Yüksek 9.50 düşük 9.15 35 kuruş. Muazzam. Yani bunlar çok büyük farklar arkadaşlar. Bunlar küçük değil. Yani şunun küçüğüne bakalım ya. Küçüğünü bulalım. Yüksek 9.24 düşük 9.01 Yine 24 kuruşluk bir fark. Yani bakıldığı zaman bir hissedeki şu mumların boyu artık ne kadar uzunsa oradan o diyorsunuz ki ya bunda hacim yok. Ya bir balina girdi ya hacim yok. E bunda da balina girdiğini varsaymıyorum. Çünkü balina her gün mü burada gezdi? Olamaz öyle bir şey. Bakıldığı zaman lot yok. Lot olmayınca her türlü volatilite oluyor. Bunun düşeni varmış. Ben buraya bunu çizmişim. Bu hazır çıktı. E, düşenini kırmış ama tabi çok eski bakmışım ben buna muhtemelen. Düşenini kırmadan önce e, yeni bir düşen trend yapmış. Açı değiştirmiş. Şöyle göstereyim onu da. Bir açı değiştirmiş. Ama ikisini de kırmayı başarmış. Şuradaki mumda bu açı değiştirdi. Minörü kırmış. Bu da minör gerçi ama daha sonra da bunu kırmış. Şimdi bunları e, siliyorum. Bugün de %10 e, primlenerek günü kapatmış Smart. Şimdi bakıldığı zaman şuradaki göstereyim. Şu yeşil çizgiyi görüyorsunuz. 50 günlük 50 günlük dirence bir temas etmiş ve biraz da altına gelerek 9.28'de günü kapatmış. 50 günlük neredeymiş? 50 günlük 9.35'teymiş arkadaşlar. 9.35'e temas ederek oradaki direnci kıramadan e, günü kapatmış. Zaten kırması da mümkün müymüş? Bunun şey olarak e, değilmiş. Kırması da mümkün değilmiş zaten. İşte dolayısıyla artık burada takip edilecek e, seviye 9.35. Tabi bu pazartesi 9.36 olur. İsteğin yönüne göre fiyatı da değişir. Düşerse bu da düşer. Yükselirse bu da biraz yükselir. Ama genelde e, istenen ve e, olması gözlemlenen, yolları gözlemlenen şey bu yeşilin üstündeki e, tutunmadır. Yeşilin üstünde tutunduğu müddetçe bir hisse yatay bile olsa e, düşmeye o kadar dirençli oluyor. E, şimdi yeşilin üstünü mutlaka takip etmek lazım. Tabi yeşilin üstünde kaldı. Bu sefer neyi takip edeceğiz? Bu sefer 9.48. Fiyatı da şurada. 3.0.380'lik e, Fibo takip edilmeli. Bir üstteki direnç de o. bunlar sırasıyla takip edilmeli. Yani kendi ekranınızda da bu 50 günlük ortalamayı ayarlayın. bunu bu ortalamayı takip edin bence. 948 üstünde de 1075'lik diğer direnç gözüküyor ama tabii 1075'e gelmeden ara dirençler de var. Onlara hiç gelmeyelim. Önce bir 948'in üstünde bir tutunma görelim bakalım. Daha sonra gerekirse tekrar analizini yaparız. bir formasyon içinde değil. Tabii bu kadar volatil olunca formasyon filan hak getire. Belki 5 dakikalığa, 15 dakikalığa, 30 dakikalığa baksak formasyonlar bulabiliriz ama günlükte bir formasyon yok daha ziyade düşüşlerde bir paralellik şöyle göstereyim yani şunu da çizi vereyim düşüşlerde bir paralel e, kanal düşen paralel kanal formasyonu var e, çıkışta çıkışta da roket yani şimdiye kadar böyle bir davranış sergilemiş şimdiden sonra ne olur Allah bilir şurada da belki Hani burası bir çanak değil. Çanak gibi bir oluşum var ama çanak değil bu. Orası kafanızı karıştırmasın. Şimdi ne dedik? 50 günün üstündeki kapanışlar takip edilmeli. 50 günün üstünde bir kalıcılık sağlanmalı. Şu yeşil çizginin üstünde. Mutlaka bir kalıcılık sağlandığı gözlemlenmeli ki bir üst dirençler bir üst direnci en azından kırar mı diye bir insanları bir düşünceye sevk edebilsin. E, düşüşlerde de e, gene yani olası, olası bir düşüşte de e, takip edecek seviye destek seviyesi 8.46. 8.46 kırıldığında daha önce çalışan bir destek bu. E, bakın bu daha geçmişte de çalışmış. Şuralarda da çalışmış hatta uzatırsak. Dolayısıyla güçlü bir destek seviyesi de olabilir. Evet. Tabi olur diyemiyoruz. Biliyorsunuz borsada hiçbir şeyin garantisi yok. 8.01 bir destek seviyesi. Burası takip edilmeli. Ee, ve daha sonraki destek seviyesi de 7.44'lerde. Allah göstermesin. Ee, bu destek seviyeleri de düşüşlerde takip edilmeli. Bu zaten bugün tavan yapmış bir kağıt. bunun söylenecek bir şey yok. Bu tavan yaptığı, yani bugünden itibaren gözlemlemek gerek. Bir formasyon yok, bir oluşum yok şu an için. E, teknik olarak hiçbir şey yok. Oluşum da yok. yani Formasyon da yok. Yani Bu şekilde e, adım adım destekler ve dirençler, strateji neyse ona göre, stratejinize göre, risk algınıza göre, şuna göre o kişiden kişiye çok değişir. Bu destekler ve dirençler e, takip edilmeli arkadaşlar. Daha sonra e, RSI takip edenler için de e, RSI önemli. Şu anki seviyesi şurada yazar köşede 58 e, 33 dolaylarında AES sayın. E, bu takip edilmeli. Bu da niye takip edilmeli? Aşırı alım bölgesindeki, e, bu şurada bir hareket yapacak mı yapmayacak mı? Yani aşırı alım bölgesine varacak mı varmayacak mı? Buna varması için tabii ki hissenin çıkış yapması lazım, trendinin yükselmesi lazım. E, o yüzden e, 70 üstündeki aşırı alım bölgelerinde de hep ne diyor ne, diyor, ne deniyor ona? O zaman kar satışlarına da yakınlaşıyor. Aresay ee, RSI seviyesi de yine e, bu konuda kullanılabilen bir gösterge. RSI bu yüzden de Aresay RSI takip eden arkadaşların gözünün RSI'de olmasında fayda var. Yani atıyorum pazartesi gene açar %10 artı. Hani bu %10 artı RSI'yi nereye taşıyacak? Yani 70'in 75 75'in üstüne taşıdığı zaman kar satışlarına da bir o kadar yakınsınız anlamına gelir. Yani RSI arttıkça, arttıkça ya tavana kitler ya kar satışı başlar. İkisinden biri olur. Ama normalde 75-76 hani 70'in üstüne çıktığı zaman da <laughs> bir kar satışı beklen, beklentisi de oluşabilir. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. RSI'nin de takip edilmesinden sonra zaten seviyeleri de verdik. Çok da üstüne konuşacak bir şey kalmıyor. Dediğimiz gibi bir formasyon da henüz yok. bir formasyon söyleyebilmek için erken bunları görmek lazım. Bunlar nereye gidecek? Ona göre bir formasyon olursa gerekirse tekrar buna bir bakarız. Teşekkürler. İyi akşamlar.